Gözaltına alınmamızın en önemli, yani tek sebebi aslında bugüne kadar Kürtlüğe dönük gerçekleştirilen saldırıların bir gazeteciliğe, evet gazeteciliğe dönük bir saldırı olarak ilk etapta alıyoruz, doğrudur. Ama bunun temelinde bizim Kürt gazeteciler olmamız yatıyordu. Haliyle bu süreci de daha önceki süreçlerden, yani onlarca yıldır Kürtlüğe dönük saldırılar kapsamında ele almak daha doğru olur. Bizi gözaltına alırken bir gerekçeleri yoktu. Gözaltına aldıktan sonra bir gerekçe üretme, bir suç oluşturma çabasına girişildi. Mekan ya da zaman özgür basın çalışanlar için çok da önemli şeyler, yani her nerede olursak olalım ve ben de diğer özgür basın çalışanları, arkadaşlarım da nerede olursa haber yazmaya, kendi mesleğimizi devam ettirmeye devam edeceğiz, yani çalışacağız. Aslında yaptıkları şey çok açık. Bizi kriminalize etmek, işte haber kaynaklarımızla ilişkilerimizde sorun yaratmaya çalışmak ya da işte ekipmanlarımıza el koyarak bizleri haber yapamaz mı, çalıştıramaz bir konuma sürüklemeye çalıştılar. Öyle bir amaçları vardı. Yani kısa bir şekilde ifade edecek olursak bizi haberlerimizle tecrit etmeye çalıştılar. Haberlerimizi bizden tecrit etmeye çalıştılar. Ancak dediğim gibi başaramadılar. Yine işimizin başındayız. Yani saldırılar ne denli gelişirse gelişsin, hangi yoğunlukta gelişirse gelişsin, bizler halk gazeteciliği yapıyoruz. Doğruların nerede bir doğru varsa ya da ciddi anlamda kamuoyunu ilgilendiren her türlü olayı bizler haberleştiririz. Yani biz birilerinin sınırlarını çizdiği bir alanda oyun oynayacak gazeteciler değiliz. Bu tarihsel olarak da, yani geleneğimizde buna rastlanmamıştır.